kenar üçgenin, üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. O zaman a kare kök 3 bölü 4 16 kök 3 ise buradan a kare 64 yapar. a 8 olur arkadaşlar. a 8 olduğuna göre yani bir kenar 8 ise burası 4'tür. Burası da 4'tür. 30 60 90 üçgenini atlamayalım. Sonuç olarak bakın D açısı da yine 30 60 90'dan dolayı 60 derecedir. Şimdi 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Sonra aynı mantıkla e, burada yine şunu yapalım bakın. 4 kök 3 olduğu için şuraya a dersek daha doğrusu soruda 2 katını verdiği için hd'ye 2 kök 3 dersek AHHD'nin 2 katı demiş çünkü. Böylece ad uzunluğu 90'ın karşısı yani 6 kök 3. 30'un karşısı arkadaşlar 3 kök 3. 60'ın karşısı da 9 olur. Demek ki x'e 1 kaldı a şıkkı. Eşkenar üçgen böyle bilinmeyenleri abartmaya gerek yok. Şöyle buraya x diyelim 30'un karşısına. 60'ın karşısına arkadaşlar x kök 3 diyelim. 90'ın karşısına da 2x diyelim. Böylece 4x kare artı 3x kare eşittir 21 olduğu için x kök 7 geldi. Şey kök 3 geldi affedersiniz. x kök 3 olunca artık bizden istediği abc eşkenar üçgeninin alanı. Bir kenar arkadaşlar kök 3 kök 3 2 kök 3. Yükseklik zaten gördüğünüz gibi kök çarpı köküçten 3. Dolayısıyla 2 kök 3 çarpı 3 bölü 2'den alan 3 kök 3 yaptı. B şıkkı. Burada arkadaşlar A noktasından D'den ve E'den devam ettiğini hemen düşünmeyin. Yani sonuçta böyle olmak zorunda değil. Ben o yüzden ona odaklanmıyorum. Sanki böyle A'nın biraz sağından da olsa mühim değil. Sonuç olarak ben şu an X'i bulacağım tamam mı? Bu yüzden böyle A'nın biraz sağından da geçse böyle bir P noktasından sonuç olarak 60 derece olduğu için burası her türlü P açısı 30'dur. 30'un karşısı kök 3 olduğu için 60'ın karşısı 3 yapar, 90'ın karşısı 2 kök 3 yapar. Böylece şu uzunluğun tamamı gördüğünüz gibi 5 kök 3 yaptı. O zaman tabii ki burası da 5 birim olacak arkadaşlar C şıkkı. Hemen soruyu kenarda bir daha çizeyim. Bakın dediğim gibi bu P noktası gerçekten böyle olup E noktası da burada olabilir. Sonuç itibariyle ADE doğrusal olmak zorunda değildir. Arkadaşlar burada bir kere yükseklik aynı zamanda biliyorsunuz eşkenar üçgende açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır böyle. Sonuç olarak 30-30 bölmüş olacak. Şimdi Şurası arkadaşlar 90 derece. Burası 60 derece. 60-45 böyle bakın E açısı 75. A o zaman iki iç bir dıştan F 75. Böylece aslında BE eşittir EC eşittir X'miş hep. Çevre ABC 24 olduğuna göre bir kenar 8 olur. Böylece X eşittir 4 olur. İkiz kenardan 4 olur. A şıkkı. Arada arkadaşlar biliyorsunuz uzunluk ve açı değişmez. İsterseniz katlanmış şekli geri açarak da görebilirsiniz. Ben bazı sorularda katlanmış şekli açıyorum, bazılarında katlıyorum. Ama en azından yapmam gereken şey hiçbir zaman değişmiyor. Burada açı değişmez, uzunluk değişmez arkadaşlar. Yine CD, DC böyle bakın C C'ye eşittir. 14 olduğu için burası da 14'tür. 10 burası zaten 60 derece. Şimdi şöyle birazcık kalemimi büyüteyim bakayım bir. Sonra arkadaşlar e, ne yapacağız? Bizden nereyi istiyor? X'i istiyor. Yani aslında X'i istiyor ya. Benden bir nevi arkadaşlar BC üstüne istiyor. Böylece BC üstünü bulursam X'i de bulurum. Onu nasıl yapacağım? Hemen dik indiriyorum buradan. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5. 5 köküç oldu. Şimdi şöyle bakın. 196'dan 75 çıkarıyorum. Şuraya H diyeyim. C, Üstü h olacak. Bunun karesi 121 eşittir c üssü h'ın karesi. Yani 11'miş c üssü h. 11 olduğuna göre totalde burası 16 birim yaptı. Bir kenarı bakın bunun 24 olduğu için demek ki 8 birimmiş a şıkkı. Arkadaşlar burada iki tane eşkenar üçgen var. Bakın eşkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır. Haliyle ABC üçgeninde AE bir açı ortay olur. E şimdi diğer ADE de eşkenar olduğuna göre mecburen 30 derece kalmış oldu. Haliyle şunu söyleyebiliriz. Aslında buranın yüksekliği olan 3 kök 3. Diğer eşkenar üçgenin bakın aslında bir kenarı. Böylece AD 3 kök 3. AC'nin zaten 6 olduğunu biliyorum. Artık bakın şöyle bir dik üçgen ve bu dik üçgende bir kenarı 3 kök 3 bir kenarının da 6 olduğunu biliyoruz. 27 artı 36 eşittir dc'nin karesi 63 eşittir dc'nin karesi yani dc 3 kök 7 imiş arkadaşlar d şıkkı. Arkadaşlar burada şu ad'yi uzatsak şöyle ce'yi de uzatsak burada 60 derece olduğu için 30 kalır. Yine 60 derece olduğu için 30 kalır. 30-30 120 üçgeninden 4 olur. Yine 4 olur. Güzel. Bir kenarı 5 olan bir kenarı da 10 olan bir üçgen geldi. Şöyle bakın. Burası 5. Burası 10. 120 derece olmuş oldu. Artık ben burada ister kosinüs teoremi yaparım. istersem de zaten 10 olduğu için çift sayı dışarıdan tamamlarım. Şöyle bu doğrusal tabi. E, ee, 10'un 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5 olur. Burası 5 köküç olur. 100 artı 75 eşittir 175 x'in karesi. Böylece x arkadaşlar 5 kök 7 olacaktır. DE uzunluğu. Şimdi burada bir kere biraz hani yamuk çizilmiş şekil ama yine de idare edelim. Burada bakın ikizkenar kenar üçgende eşkenar üçgende tabana inen kenar ortay aslında aynı zamanda böyle açı ortaydır. 30-30 olur. Şimdi arkadaşlar bir de bu tabana dikiner haliyle 75 olduğu için 15 derece kalır. Ve arkadaşlar E açısı burada 15 derece olur fark ettiniz mi? Çünkü iç açı bakın 30'dan dolayı 150 geliyor ya da iki iç bir dıştan dolayı her türlü 15 oluyor E, e açısı. Şimdi ikizkenar kenar oldu BDX geldi. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 12 yaptı. Cevap A şıkkı. B D, D, eşit verilmiş 13 santim. EF de EL de toplamları 12 kök 3 verilmiş. Eşkenar bir üçgen veya ikizkenar bir üçgen hatırlarsanız ikizkenar özel üçgendir eşkenar üçgen sonuçta. Tabandan bu indirdiğimiz diklerin toplamı eşit kenarlardan birinin yüksekliğine eşitti. Zaten eşkenar üçgende arkadaşlar her yükseklik birbirine eşit. Bu yüzden 12 kök 3 ise 60'ın karşısı 12 kök 3, 30'un karşısı 12, 90'ın karşısı 24 olur. Üçgenin bir kenarı 24 gelir. Haliyle ben buraya 24'ü yazarım. Şimdi soruda BDC 13 dediği için şurası da 13 olur. Burada BDC üçgenini bence ayrıca çizeyim. BDC tabana dik indirdiğim zaman 12 12 13 olduğu için yükseklikte bakın DH yüksekliği 5 derim. Bunun bana faydası ne? Bu üçgenin arkadaşlar EH E kalsını sormuş ya yine aynı şekilde eşkenar bir ikizkenar bir üçgende pardon yine bu indirdiğimiz diklerin toplamı yüksekliğe eşit olacak. Eşit kenarlardan birinin yüksekliğine. O zaman bu üçgenin alanı 24 çarpı 5 bölü 2 normalde. Aynı zamanda bu diklerin toplamı da yan kenara ait yükseklik olacağı için bu yüksekliğe h dersek h çarpı 13 bölü 2 olur. Bunlar gider. 120 bölü 13 haşa eşit olur. Eşit kenarlardan birinin yüksekliği işte bu diklerin toplamına yani haşa ile haşkanın toplamına eşitti. Kural sorusu B şıkkı. Evet şimdi 45 var 30 var. Bir de ABC eşkenar üçgen demiş. Şimdi hemen 45'i çizdiğimiz zaman karşısından diki. Burası 3 kök 2 olacaktır. Peki bunun bana faydası ne? Eşkenar üçgende yükseklikler birbirinin aynısı olduğu için ben E noktasından da çizsem bu da 3 kök 2 olur. Böylece 30'un karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı da 6 kök 2 olacaktır cevabımız E şıkkı. Bu yine orijinal bir soru arkadaşlar ama bakış açısı kazandırmak gereken sorulardan biliyorsunuz bu kitapta oluyor böyle son sorularda böyle fantastik çözümleri olan sorular. Bunları tabii ki böyle kötü, iyi diye ayırmıyorum. Ufuk geliştirici sorular olarak düşünelim. Sınavda direkt bu çıkar şeklinde değil de gerçekten böyle çok iyi, iyi hedefleyen öğrencilerin de böyle uğraştığı soru modellerindendir bunlar. Bakın şimdi bir eşkenar üçgen var. Maksat dediğim gibi hani böyle bir şey görmek için yoksa bunu beklemiyoruz görmenizi. Ben size göstermiş olacağım. Bir D noktası var. AD diktir BD tamam mı? Şimdi BD uzunluğu 2 kök 5 arkadaşlar. CD'yi de bize kök 5 olarak vermiş. Benden AD'yi istiyor. Ben burada şöyle bir şey yapacağım. Eşkenar üçgen olduğu için alacağım şu e, BDC üçgenini rengi de değiştireyim. BDC üçgenini buraya yapıştıracağım tamam mı? 2 kök 5 burada kök 5 burada olacak şekilde arkadaşlar. Burası beta sonra alfa zaten burası bakın gördüğünüz gibi. 60 derece olduğu için alfa artı beta. Burası da 60 derece. Artık şu betaları alfaları bir sileyim. Şöyle bir üçgen. Burası 60 derece. 60'ın etrafındaki iki kenar eşitse tabii ki burası da doğal olarak 2 kök 5 olur. Şurası 60 olduğu için gördüğünüz gibi 90'dı. 30 derece kaldı. Bu arada işin içinde 30 ve A'ya 2A oranı varsa aslında bu 30-60-90 üçgenidir. Bu yüzden A açısı da 90 derece olmak zorunda. Şöyle T diyeyim. TAD açısı 90 olmalı ki kök 5'e 2 kök 5 ve 30 derece birlikte olsun. Bu yüzden de arkadaşlar kök 15 geldi. AD uzunluğu C şıkkı. Arkadaşlar şu DH'ı bence uzatalım. Niye biliyor musunuz? Şöyle büyüteyim göstereyim size. Şimdi burası 60 derece olduğu için C açısı bu P açısı dersek 30 derece olur. Sonra arkadaşlar yine 60 derece olacağı için ters açıdan burası 60. Bak 30. Şuradaki açı 30 derece olur. Bunlar birbirine eşit gelir. Şimdi bundan sonra artık şöyle A dersem DE'ye. Burası da böyle 2A olur. Burası da 2A olur tamam mı? Böylece burası 2 köküç eksi 2A yaptı. DF'yi 2 köküç verdiği için. Şimdi DE ile DHta 7 kökülmüş. 7 kök Ben şöyle 30'un karşısının 2 kök 3 olduğunu bildiğim için buraya DK diyelim. DK arkadaşlar 4 kök 3 olacaktır. Haliyle artık 4 kök 3 olduğunu biliyorum. Toplamda da bize DE ile DH'ı 7 kök 3 verdiği için 7 kök 3 eksi A demem lazım DH'ın tamamına. Buraya 3 kök 3 eksi A kalır. Şimdi artık 60'ın karşısı 3 kök 3 eksi a ise 30'un karşısı arkadaşlar 3 eksi a bölü kök 3 olacak. Bir de şuraya odaklanmanızı istiyorum. Şu pdphc üçgenine. Burada da arkadaşlar 60'ın karşısı kaç yapıyor? 7 kök 3 artı 2 a. Değil mi? 7 kök 3 artı 2 a bir de eksi a varmış. 7 kök 3 artı a'ymış. O zaman 30'un karşısı olan bu D'nin p'nin karşısı buraya p demiştim. 7 artı a bölü 3 oldu güzel. 3 eksi a bölü 3 ile 7 artı a bölü 3'ün toplamında a bölü 3'ler gitti. Bir kenar arkadaşlar 10 geldi. Böylece artık şöyle cevaba bakalım. C şıkkıymış.